hepiniz hoş geldiniz. Bu iktidar mücadelemizde Diyarbakır'daki çalışmalarımıza destek olmak için, sesimize ses olmak için bugün burada bizlere katıldılar. Kendilerine teşekkür ediyorum ve hoş geldin diyorum. Konuşmasını yapmak üzere İstanbul Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkul'una bırakıyorum sizi. Değerli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Genel Başkan Yardımcılarımız, İl Başkanımız, parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz buradalar. Ben ev sahibi olarak aynı zamanda kendilerine teşekkür ediyorum. Çok değerli konuklarımız var bugün Diyarbakır'da. Değerli dostlarım, yani biz her zaman konuşuyoruz, görüşlerimi sizlerle paylaşıyorum. 3 hafta önce de burada partimizin esnaf ve ekonomi masası buradaydı. Tam gün esnafla, yurttaşlarımızla buluştular ve görüştüler. Bugün de milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız buradalar. Biraz sonra da genel başkan yardımcımız sizlerle görüşlerimizi paylaşacak. Ama ondan önce bir hemşehriniz olarak şunları ifade edeyim. Türkiye çok zor zamanlardan geçiyor. Çok zor zamanlardan. Yani 80'li yılları, 90'lı yılları, 2000'li yılları beraber yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Burada bu zor dönem çok daha zorlu geçiyor. Yani 2 kat, 3 kat daha fazla zorlu geçiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak ve bir dostunuz olarak, bir kardeş olarak şunu ifade ediyorum. Bize güvenin. Bize güvenin ve bizim samimiyetimize güvenin. Türkiye'nin en temel meselesi olan, Türkiye'nin Kürt meselesini biz çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Birlikle, beraberlikle, bütünlükle ve barışla çözeceğiz. Buna inanın. Türkiye'nin son 20 yılda geldiği noktada bu sorun 20 yıl öncesine göre 50 kat daha büyüdü. Yani bir bölgesel sorundan uluslararası meseleye dönüştü. Ama biz bu inançla, bu samimiyetle ve bu güvenle Türkiye'nin birliğiyle, beraberliğiyle bu meseleyi çözeceğiz. Şunu her tarafı gezen, dolaşan ve bu meselenin geçmişini bilen bir dostunuz olarak söylüyorum. Kürtler, bölgede yaşayan yurttaşlarımız cezaevine girmek istemiyor. Dağa çıkmak istemiyor. Dağda kalmak istemiyor. İşsiz kalmak istemiyor. Seçilmiş belediyesine kayyum atanmasını istemiyor. Türkiye'nin bu sorunlarının barış içerisinde ve birlikte yönetilmesini istiyor. Biz buna adayız. Ve o nedenle hiçbir şey için değil. Burada bugün yalnız olmadığınızı, umutsuz olmadığınızı göstermek için buradayız. Hep burada olacağız. Emin olabilirsiniz. Dayanışmamızı, dostluğumuzu ve gelecekle ilgili birlikte tasarımımızı birlikte yapacağız. Ben çok fazla uzatmıyorum. Genel Başkan Yardımcımıza bırakıyorum sözü. Tekrar dostlarıma burada oldukları için teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız, emin olabilirsiniz. Teşekkürler. Pardon, şu mikrofonla devam edelim dediler. Sayın Genel Başkan Yardımcım, İl Başkanım, ilçe başkanlarım, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yan yana yürümekten onur duyduğum değerli yol arkadaşlarım, sevgili Diyarbakırlı yurttaşlarımız, saygıdeğer basın mensupları. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle bugün medeniyetler şehri, barışın, özgürlüğün, kültürlerin bir arada yaşamanın başkenti diyebileceğimiz kadim şehir Diyarbakır'da olmanın heyecanı ve
gururu içerisindeyiz. Bugün milletvekillerimizle, genel başkan yardımcımızla, parti meclis üyelerimizle, önceki dönem belediye başkanımızla, genel başkan danışmanımızla hep birlikte 18 arkadaşımız 2 gün boyunca Diyarbakır'da birlikte çalışacağız. Diyarbakır'da yaşayan yurttaşların sorunlarını, taleplerini dinleyeceğiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak 37. Olağan Kurultayımızda oy birliğiyle kabul ettiğimiz 2. yüzyıla çağrı beyannamemizin 2. başlığı olan toplumsal barışı, başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunları çözerek nasıl hayata geçireceğimizi Diyarbakırlı dostlarımızla, yurttaşlarımızla paylaşacağız. Değerli katılımcılar, bizleri izleyen Diyarbakırlı yurttaşlarımız, sevgili arkadaşlar. Bugün 1 Temmuz. Basın mensuplarımız aracılığıyla bütün Türkiye'ye güzel haberler verebilmeyi, heyecanla bu güzel haberleri paylaşabilmeyi inanın çok isterdik. Ama maalesef bugün kadın mücadelesinin uzun yıllardır verdiği, bedel ödediği ve en büyük kazanım olan İstanbul Sözleşmesi maalesef resmen yürürlükten kaldırıldı. Hepimizin bildiği gibi 20 Mart 2021 gecesi o kapkaranlık zihniyetleri gibi o karanlık gece yarısı tek kişi bir tek imzayla 42 milyon kadının yaşam hakkını, işkence görmeme hakkını düzenleyen o sözleşmeyi bir avuç oy için çöpe attı. Bugün başka bir karanlığa daha uyandık. Toplum, yurttaşlarımız ekonomik buhrandan nasıl çıkılacağına, evine bir kuru ekmek götürebilme mücadelesindeki umutlarının nasıl büyüyeceğine ilişkin haberler beklerken 1 Temmuz sabahına doğalgaza, elektriğe, akaryakıta ve dolayısıyla bütün ürünlere zam yağmuruyla uyanmak zorunda kaldı. Değerli arkadaşlar, bizler bugün Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyen, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz diyen tüm yurttaşlarımıza sizlerle birlikte güçlü bir ses vereceğiz. Değerli arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi İstanbul Sözleşmesi bir gece yarısı karanlık zihniyetin attığı imzayla yürürlükten kaldırılışından bu yana 3 aydır alanlarda eylemlerle, Danıştay'da hukuki mücadeleyle ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hep birlikte bu sözleşmenin ve bu sözleşmeden geri çıkışın kararının ortadan kaldırılması için mücadele ettik. Ve Danıştay'a ülkemizin dört bir yanından olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadın kollarımızla, milletvekillerimizle dava açtık. Dedik ki 1 Temmuz gelmeden bu kararın yürütmesini durdur. Ancak son aldığımız bilgi evvelsi gün Danıştay yürütmenin durdurulmasına ilişkin talebin reddine karar verdi. Neden reddine karar verdi? Gerekçe de diyor ki Cumhurbaşkanı'nın kararına karşı yargı yolu kapalıymış. Yani Cumhurbaşkanı saraydaki tek kişilik şahsım hükümeti 42 milyon kadının kazanımı olan ve ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin en önemli kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi'nden keyfe keder çıkabilirmiş. Buna
bizler hem eylemle hem hukuk nezdinde hakkımızı arayamazmışız. Diyor ki, beni ne anayasa bağlar, beni ne kanun bağlar. 42 milyon kadının çığlığı da hiç umurumda değil. Ben isterim, çıkarım. Peki nasıl çıktı? Hepimizin bildiği gibi bir avuç kadın düşmanı zihniyetin saraya yaptığı baskı ile, eğer İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmazsan sana oy moy yok diyen baskısına boyun eğdi saray. Ve onların bu isteğini emir kabul etti. 42 milyon kadının çığlığını da duymadı. Çünkü koltuk gidici. O 3-5 oya, bir avuç oya muhtaç bir durumdalar. Ama o koltuklar için 42 milyon kadın haklarını elinden alan bu zihniyete elbette ki sessiz kalmayacak. 42 milyon kadınla birlikte 84 milyon insan haklarına dayalı bir sözleşme olan, insan hakları sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden dayatmayla, bir imzayla, kadınlara sormadan, yurttaşlara sormadan, hele hele o sözleşmenin kanun hükmüne dönüşmesini sağlayan yasamaya, yani sizlerin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve o mecliste oy birliğiyle İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanma kanunu geçiren milletvekillerine hiç sormadı. Yani aslında milletin iradesini yok saydı. Tek irade benim iradem dedi. Peki Danıştay yürütmeyi durdurma kararını nasıl aldı? Önce Danıştay'ın 5 hakiminden ikisi son anda değiştirildi. Şaşırdık mı? Elbette ki hayır, alıştık. Alışmayacağız ama uygulama böyle. Ardından o iki hakimin değiştirilmesine rağmen ancak 3 ret oyuyla bu kararı geçirebildi. O 3 oydan birisi sarayın avukatı, saraya çok yakın birisi, bir yargıç. Yargıç demek de insanı üzüyor işin açıkçası. Peki bu karar hukuki midir? Elbette ki değildir. Bu kararda sarayın, siyasi otoritenin yargıya talimat verdiği, yargıya el uzattığı açık ve net bir şekilde ortadadır. Peki İstanbul Sözleşmesi'ne, tüm kadınların çığlığına neden bu kadar düşman, neden bu kadar karşılar? Çünkü İstanbul Sözleşmesi diyor ki, kadına şiddeti önleyeceksin. Önleyemiyorsan engelleyeceksin. Hem önleyip hem engellemiyorsan da şiddet failini cezalandıracaksın. 18 yaşından küçük çocukları evlendirmeyeceksin. Kadına şiddet uygulayan failler baskıyla kadını şikayetinden vazgeçirse de sen devlet olarak bu sözleşmeye attığın imzayla kadını koruyacak, davayı sürdürecek ve o şiddet failini cezalandıracaksın diyor. Bir de ne diyor? Kadın ben şiddete uğradım diyorsa, ben tacize, istismara uğradım diyorsa onun beyanını, mağdurun beyanını esas kabul edeceksin, ispatla demeyeceksin ve derhal koruma altına alacaksın diyor. İşte İstanbul Sözleşmesi'nin bugün resmen tek adamın bir avuç zihniyetin baskısıyla yürürlükten kaldırışından sonra artık şiddete uğrayan kadınlarımız ya da 42 milyon kadınımız daha güvencesiz ama failleri daha cesur. Çocukları, 18 yaşından küçük çocukları evlendirenler daha cesur, çocuklarımız daha korumasız. Bugün İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasıyla sokakta kıyafetinden dolayı baskıya, hakarete uğrayan gençlerimiz, genç kızlarımız daha korumasız.
onları korumakla görevli olan devlet suskun, iktidar suskun ama failler fütursuzca sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlar, buradan açıkça ifade ediyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep birlikte İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz. Ve 42 milyon kadınımıza söz veriyoruz. En yakın zamanda sandık gelecek. O sandıkta kadınlarımıza bunu reva gören zihniyete 42 milyon kadınımız sandıkta gereken cevabı verecek ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar olacağız ve ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Kadınlarımızla, yurttaşlarımızla birlikte eşit, özgür bir Türkiye'de hep birlikte barış içinde yaşayacağız. Peki, iktidarın bu baskıcı, kadına, çocuğa yönelik bakış açısı sadece bu kadar mı sınırlı? Hayır. Geçtiğimiz hafta Adalet Komisyonu'nda bir torba kanunda çocuklara karşı cinsel istismarda bulunan faillerin tutuklanması için somut delil şartı getiren bir düzenleme kabul edildi. Şu an mecliste bekliyor. Yani 9 yaşında, 10 yaşındaki çocuklarımız cinsel istismara uğradıklarında bunu somut delille ispat edeceklermiş. Ben buradan soruyorum. Çocuklar istismara uğrarken yanlarında tanık mı götürecek? Çocuklar istismara uğrarken videoya kayıt mı alacaklar? Çocuklar istismara uğrarken onları korumak zorunda olan devlet diyor ki ben faili korurum, somut delil şart ararım. İşte sizlerden aldığımız güçle bu kanun tasarı teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi yasallaşmaması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak var gücümüzle mücadele edecek ve istismarcı zihniyete dönük bu desteği, bu kayırmacılığı, bu ayrımcılığı sizlerin gözü önünde mücadeleyle durdurmak için var gücümüzle çaba sarf edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Diyarbakırlı yurttaşlarımız, iktidar Türkiye'de bambaşka bir tablo sunuyor sizlere. Ama bugün yoksullukla mücadele için çare bekleyen, umut bekleyen ülkemizin yurttaşlarının konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi kendilerinin açlığına, işsizliğine, yoksulluğuna, ekonomik buhrana çare umarken çiftçilerimiz kuraklıkla, borçlarla mücadele ederken, çare beklerken ardı ardına zamlar geldi, zamlarla uyandık. Ne demişlerdi? Temmuz ayında ekonomi uçacak. Biz uçacak derken düzelecek, yukarıya doğru zannetmiştik ama onların dediği uçma uçurumdan aşağı tepe taklak uçmaymış. Değerli arkadaşlar, Diyarbakırlı gençlerimiz işsizlikle mücadele ederken saraydaki bürokratlar, danışmanlar, baş danışmanlar, bakan danışmanları, yardımcıları, eski milletvekilleri 3-5 maaşla zevki sefa içerisinde yaşamaktalar. Birkaç örnek vermek isterim. Örneğin TRT Genel Müdürü TRT'den 15 bin lira, TürkSat Yönetim Kurulu'ndan 14 bin 500 lira ayda maaş alıyor. Bir başka ballı kaymaklı maaşa konan Varlık Fonu Genel Müdürü. Kendisi TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyesi. Kendisi aynı zamanda Varlık Fonu Genel Müdürü ve toplamda ayda 66 bin 917 lira maaş alıyor. Oysa ki asgari ücretin 2825.90 lira olduğu, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilişi, asgari ücretten geliri olan 10 milyonların açlıkla terbiye edilişi önümüzdeyken 3-5 ballı maaşla yetinmeyip daha da maaş diye sefa sürenler mutlaka yurttaştan sandıkta bu
yaptıklarının hesabının sorulacağını da bilmeleri gerekir. Ve Diyarbakırlı gençlerimiz, Diyarbakır'da aynı aileden yandaş olan 4-5 genç birlikte çocuk çalışırken, aynı aileden 4-5 kişi kamu kurumlarında çalışırken işsizlikle, yoksullukla yaşamından vazgeçmeyi tercih ederken, bunun mutlaka milletin vicdanında hesabı, muhasebesi yapılacaktır diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, peki sadece ülkemizde ballı maaşlar mı var? Hayır. Ülkemizde sarayın, saray beslemelerinin ve saray yandaşlarının zevki sefa içerisinde bir eli yağda, bir eli barda, ne zamlardan haberi olan, ne yoksulluktan haberi olan bir şüreka keyif sürmekte. Bununla da yetinmeyip ülke yeraltı suç örgütlerinin iktidarın üçüncü ortağı olduğu ortaya çıktı ve ortalığa lağım kokuları sardı. Hani 1 Temmuz'da normalleştik ya, herhalde normalleşip bu salgını yendikten sonra da bu lağım kokusu sandık gelmediği sürece burunlarımızın direğini kırmaya devam edecek. Biz bu lağım kokusundan maskelerimizi de çıkaramaz hale geleceğiz. Değerli arkadaşlar, ülkemizde maalesef hukuk erozyonu, ekonomik buhranın yanında hukuk buhranıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Neden mi? Devletin İçişleri Bakanı ekranlarda her ay mafyadan 10 bin dolar rüşvet alıyor diye, açık bir siyasetçi rüşvet alıyor dedi. Saray suskun, meclis başkanı suskun, bu ülkenin maalesef savcıları da suskun. Sezgin Baran Korkmaz denilen kara para aklayıcısı mahkeme kararıyla mal varlığına el konulmuşken, yurt dışı çıkış yasağı varken, olmayan, var olmayan bir MASAK raporu gerekçesiyle mal varlığındaki tedbirler kaldırıldı. Yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı ve yurt dışına kaçmasına göz yumuldu. Peki bu kararın altında imzası bulunan savcı, yargıç şimdi nerede? O artık bakan yardımcısı. Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına kaçırdığı için kendisi ödüllendirildi. Değerli arkadaşlar, işte tüm yurttaşlarımızla, iki gün boyunca da Diyarbakırlı hemşerilerimizle ülkemizin içinde bulunduğu bu kokuşmuş, çürümüş düzeni ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu düzenden nasıl çıkacağımızı Diyarbakırlı yurttaşlarımızla sahada paylaşacağız. Ve Diyarbakırlı yurttaşlarımıza, gençlerimize reva görülen bu yaşamı ve bu anlayışı, işsizliğin de hesabını birlikte soracağız. Aynı zamanda Diyarbakır'ı yöneten kayyumdan Diyarbakırlı gençlerin umudu olan 4,5 milyar eski parayla 4,5 trilyon yatırıp Diyarbakır sokaklarına koyduğu o ucube heykellere harcadığı paranın hesabını da Diyarbakırlılar adına, sizler adına soracağımızı açıkça ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, iki gün boyunca Diyarbakırlı kadınları, gençleri, esnafları, işsizleri, emekçileri dinleyeceğiz. Birlikte çözümler üretecek, hesap veren şeffaf bir iktidarı birlikte kurmanın yollarını paylaşacağız. Ve yine Diyarbakır'dan bütün ülkemizde toplumsal barışın nasıl mümkün olduğunu Diyarbakırlı yurttaşlarımızla paylaşacağız. Vatandaş evine kuru ekmek götüremezken, her gün sokakta iş ararken, alın teriyle aşını kazanmak için mücadele verirken, 4-5 maaşla sefa sürenlerden, bir avuç tefeciye milletin alın terini peşkeş çekenlerden, çiftçiye aslan 750 milyon dolarlık krediyi ödemeyen yandaşa kedi olanlardan, vatandaşın 128 milyar dolarını uçuranlardan, 42 milyon kadının güvencesi İstanbul Sözleşmesi'ni bir avuç o için yok sayanlardan kurtulacağımız günler çok yakındır. Bu günleri hep birlikte kuracağız diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor.
iktidarı büyütmek, umutları büyütmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. Değerli arkadaşlar,